Merhaba arkadaşlar, ben Talha Doğan. Değerli öğrencim Tonguç'la birlikte sizlere Tonguç Akademi'de parçada anlam konusunu anlatacağız. Nasılsın Tonguç? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim Hocam evladım. bundan çok soru çıkıyor. Bunu eğer yapabilirsem efsane olacak. Şimdi evladım, parçada anlam sorularında yani paragraf sorularında öncelikle soru kökünü okumalısın Tonguç. Soru kökü çok önemli. Soru kökü dediğimiz ne? Hani paragrafın altında böyle bu parça anlatılmak istenen nedir? Bu parçada vurgulanmak istenen nedir? Hangisine değinilmemiştir yazıyor ya, Evet işte hocam. Burayı öncelikle okumalısın. Sonra paragrafa geçmelisin. Bir de paragraf sorularında her satırı çizmemelisin Tonguç. Yani her satırı çizersen karışır. Sadece önemli gördüğün yerleri çizmelisin. Burası anlaşıldı mı Sizin Tonguç? yaptığınız gibi hocam Evet, şimdi. bak gidip tüm her yeri böyle bıdı bıdı çizmedim. Çünkü önemli olan yerleri çizersen sonradan oralara dönebilirsin. Ama her yeri çizersen her yer önemli olmuş gibi olur. Şimdi parça anlam sorularında genellikle ilk cümlede anlatılmak istenen verilir Tonguç. Yani bak biz derse girer girmez ne dedik? Konumuz parça anlam dedik ve öncelikle şunları yapmalısın dedik. Yani sorularla alakalı temel olarak söylemek istediğimizi ilk videomuzun ilk sayfasında söyledik. Paragraf sorularında da ilk cümlelere çok dikkat edeceksin Tonguç, tamam mı? İlk cümleler çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü ilk cümlede parçanın özünü vermiş olabilir. Genellikle bu paragrafları biz üçgen şeklinde gösteriyoruz. Bazı paragraflarda ters üçgen şeklinde. Yani son cümleye esas anlatmak isteneni söylüyor. İlk başta örneklerle başlıyor, sonuna ekliyor. Dolayısıyla ilk cümleye de dikkat edeceksin. Eğer ilk cümlede bir şey yakalayamadıysan Tonguç, son cümleye de dikkat edeceksin. Tamam, tamam hocam, süper. Bazı paragraflarda da ilk ve son cümleye koyuyor. Yani hem paragrafın giriş cümlesinde hem de paragrafın sonuç cümlesinde anlatmak istediğini, vurgulamak istediğini net bir şekilde dile getiriyor. O yüzden eğer ilk ve sadece son cümlede ya da sadece ilk cümlede anlayamadıysan İlk ve son cümleyi tam olarak ortalaman lazım kafanda. Anlaşıldı Anladım mı? hocam. Ve kelime kelime de yakalaman lazım. Bazı paragraf sorularında ise paragrafın geneline eğiliyor. Ama buradan çıkaracağımız sonuç şu. Biz parça anlam sorularında ilk cümleye çok dikkat edeceğiz. İlk cümle ve çok önemli. son cümleye de çok dikkat edeceğiz. Tamam. Tamam hocam. Şimdi bir de konu, ana düşünce ve başlık denen bir şey var. Konu böyle kısa kelimelerden oluşan, 2-3 kelimeden oluşan. Mesela yazarın üslubunun önemi. Sadece bu tarz bir şey oluyor. Tamam mı? Bu parça neden bahsedilmektedir sorularında anlatılıyor. Sen okuyorsun paragrafı, diyorsun ki ha, bu paragrafın konusu, bu parçanın konusu şudur diyorsun mesela. Ana düşünce ise yazarın anlatmak istediğinin ta kendisi yani. Düşüncelerin annesi olan bir şey. Ana düşüncede bir cümle bulman gerekiyor. Yazarların üslubu onların en önemli farkıdır. Yani burada yazar direkt o parçayı yazma amacını dile getiriyor. Anlaşıldı mı? Konu neden bahsetti? Ana düşünce ise niçin, neden bunu yazdığı anlamına geliyor. Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım hocam. Başlık ise genellikle 2 ya da 3 kelimeden oluşan kısa yazar ve üslup oluyor. Bak, yazarın üslubunun önemi konu, yazarların üslubu onların en önemli farkıdır dediğimizde ana düşünce, yazar ve üslup da başlık olmuş oluyor. Şimdi burada şu çok önemli cümle, ana düşünce düşüncelerin anasıdır. Hocam ya, anlaşılıyor zaten, anlayabiliyorum. Evet. Ama küfür gibi hocam bu cümle ya. Birazcık evet. Kafam karıştı. Saygısızlık yapma. Burada şunu demek istiyoruz. Bir paragrafta yan düşünceler ana düşünceyi destekler. Yani sen şunu diyeceksin. Ya ben bu paragrafı okudum ama burada yazarın amacı ne? Bana ne anlatmak istiyor? Bana hangi fikri açılamak istiyor diyeceksin. Ve kelime kelime onu yakalamaya çalışacaksın Tonguç'um. Mesela burada sormuş mesela. Genelde paragraf sorularını bu tipte adamlar soruyor Tonguç. Demiş ki bu parçanın ana düşüncesi nedir? Bak. Hocam sana böyle pis bir soruş tarzı bu ya. Evet. Aslında korkmana gerek yok. Şöyle yapacaksın. Sen böyle tip bir bakıyorsun ya. Şöyle sen diyeceksin. Bu parçanın yazarı benim neyi bilmemi istiyor? Yazarın amacı ne diyeceksin yani? Okuyacak. Amacın ne kardeşim? Amacın ne? Burada bana sanatçıların özgün olması gerektiğini mi anlatmış? Kalıcı olması gerektiğini mi anlatmış? Evrensel olması gerektiğini mi anlatmış? Ulusal değerlerden beslenmesi gerektiğini mi anlatmış? Böyle düşüneceksin kafanda ve amacını bulmaya çalışacaksın. Bana düz gel hocam ya. Düz gelsin bu sorular bana ya. Ne diyorsun Eylül Hanım? Gaza geldi Tonguç bir anda. Güzel. Şimdi bir de parçanın konusu nedir şeklinde sorularda yani yan cümleleri de değerlendirmemiz gereken sorularda burada parça ne anlatıyor diyeceksin yani. Burada fazla kasmana gerek yok. Amacından ziyade bu parça ne anlatılıyor demem bu yeter. Soruları hazırlayanlar çok tipsiz insanlar ya. Evet soruları öyle deme kızgın oğlum. Kızgın insanlar hocam. Öyle deme. Şimdi ben de paragraf soruları hazırladım. Parça anlam soruları hazırladım. Ben pardon tipsiz hocam, miyim Tonguç yani? Bana ya tipsiz mi demek istiyorsun? Hocam şey diyorum ya. Paragraf soruları. Kıvır hocam, bakalım şimdi. Vallahi. Kıvır. Çok iyi kıvırıyorsun Asena. Şimdi gel bakalım. Devam edelim. Bir de en önemlisi bence bu. Anahtar kelimelere dikkat edeceksin. Hani önemli yerlerin altını çiz demiştik ya. Evet, özgün, evet. Farklı, kendine has, sıra dışı, benzersiz, basma kalıp olmayan. Bunların esasında hepsi aynı anlama geliyor. Dolayısıyla sen eğer bol soru çözersen,
bol örnek çözersen ister istemez özgün ve farklı kelimesinin aynı anlama geldiğini, kendine has ve sıra dışı orijinal kelimesinin aynı anlama geldiğini öğrenmiş olursun. Yani esasında paragraf sorularında belli kavramlar hep sorgulanıyor. İşte Nurullah Ataş'ın Denemeler kitabından, Cemil Meriç'in, Mehmet Kaplan'ın kitaplarından birçok konuyu sürekli değiştirip önümüze getiriyorlar. Yani esasında geçmiş yıllarda sorulmuş soruları çözersek oradaki kavramlara aşina oluruz, oradaki kelimeleri öğrenmiş oluruz. Böylece özgün kelimesini görünce seçeneklerde farklıyı veyahut da sıra dışı kelimesini görünce kendine has kelimesini seçeneklerde bulup rahatlıkla yapabiliriz. Mesela ben şimdi sana desem ki bana bir iddia kuponu hazırla desem hazırlayabilir misin Tonguç? Hocam hazırlarım var ya, kralını hazırlarım hocam. Niye? Çünkü takımları takip ediyorsun. Bütün takımları biliyorsun. Kim ne yaptı, kim kaç sıfır yener, kim ne olur. Bir şeyler biliyorsun, öyle değil mi? İşte eğer nasıl iddia dünyasına girip çok rahat kupon hazırlayabiliyorsan, eğer bu ÖSYM'nin dünyasına, YGS'nin, TEOG sorularının dünyasına girersen oradaki kavramları çok rahat anlarsın ve çok rahat orada da kupon hazırlayabilirsin. Şimdi sana da bir şey soracağım Tonguç. Senin en sevdiğin, daha doğrusu bunu sevdiğin yapmayalım Tonguç. Hiç kimse bir soru kökünü sevmez değil mi? Saçma olmuş bu. Evet hocam. En sevmediğiniz diyelim. Hatta bunu ben değiştirecektim de video sırasında değiştirdim dedim. En sevmediğiniz soru kökü hangisidir arkadaşlar? Yani bu parçada anlatılmak istenen nedir mi? Bu parça hangisine değinilmemiştir mi? Veyahut da burayı kendiniz de doldurabilirsiniz. Senin en sevmediğin soru kökü hangisi Tonguç? Hocam bu parçanın ana düşüncesi nedir sorular hocam? Tamam Tonguç. Hadi bakalım. Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz.